Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, elbise modelini anlatmıştım, Ece Bebeğin tığ ile yaptığım elbise modelini size bir önceki bölümde videoda anlattım. Bu bölümde şapkasını yapılışını anlatacağım. Şapkamız bu şekilde. Elbisemiz de popcorn pıtırcıklı elbise. Aynı detayları şapkasına da ekledim. Bu bölümde şapkasını sizlere anlatacağım. Ekme saç veya farklı böyle düz saçlara uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şapkayı yapıp başka bebeklere de kullanabilirsiniz. Ece bebeğin diğer modeline topuzlu olduğu için olmadı arkadaşlar. Bu modele ben de uyarladım şapkamı. Şimdi hemen şapkanın yapımıyla başlıyoruz. Hepimize kolay gelsin. Önce sabitliyorum. Düğüm attım. 62 tane zincir çekeceğim. 62 tane zinciri çekelim arkadaşlar. 62 tane zincir çektim arkadaşlar. Bunu istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Bebeğinizin kafasına göre 62 zincir çektim ben. Şöyle şuralarına gelmesi gerekiyor. Hatta birkaç tane daha çekebilirim arkadaşlar. İpimin kalınlığına göre ve inceliğine göre bu sayı değişir. Şuralarına kadar gelse iyi olur. Gerçi geliyor benim biraz gerdirince. 62 tane zincir çektim ben. Ve dönüyorum. İkinci zincirden başlayarak 61 tane sık iğne yapacağım. Bu pıtırcıkları yapacağım için arkadaşlar böyle sayı yaptım. Kenarda eşit kalması için. 61 sık iğneyi sıranın sonuna kadar düz bir şekilde yapacağız. Dediğim gibi siz sayıları arttırabilirsiniz. 61 sık iğneyi 3 sıra ördüm. Bir zincir çektim, döndüm. İlk boşluktan başlayıp 10 tane sık iğne yapacağım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi sıradaki boşluğa pıtırcık yapacağız. Burası arka yüzü. Pıtırcıklarımızı ön yüze yapacağız. Elbisede yaptığımız gibi yarısını çektim. Doladım. Yarısını çektim. 4 kere yarım trabzan yaptım. Tığımda 5 tane halka oldu. Topluyorum. Bir zincir çektim. Hemen yanındaki boşluktan başlıyorum. 9 tane sık iğne yapacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. boşluğun içine yine pıtırcık yapacağım. 4 tane yarım trabzan. 3 4 Tığımda 5 tane halka oluştu. Topladım. Bir zincir çektim. Yanından yine devam ediyorum. 9 sık iğne yapacağım. 5 6 7 8 9 sık iğne yaptım. Doladım üzerine. Yine pıtırcık yapıyorum. 3 4 Topladım, bir zincir çektim. Yanından devam ediyorum. Hemen dibindeki sık iğneye batıp 9 sık iğne yapacağım. 5 6 7
8, 9. Üzerine doladım. Pıtırcık yapıyorum. 3, 4 kere pıtırcık yaptığımız zaman tığımızda 5 tane halka oluşuyor. Toplayıp bir zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Bir tane daha yapacağım. Yine 9 sık iğne yapıyorum. Aralarında 9 sık iğne var. 6, 7, 8, 9. Üzerine doladım. Yarım, yarım, yarım trabzan. Dördüncüyü de yaptım. Topladım. Bir zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıra sonuna kadar 10 tane sık iğnem kaldı. Burası arka yüzü. Ön yüze pıtırcıklar geliyor arkadaşlar. Dönerek ördüğümüz için. Bir zincir çektim, döndüm. Her birinin üzerine bir tane sık iğne yapacağım. Pıtırcığın üzerine de bir tane yapacağım arkadaşlar. Onu nereye yaptığımızı şimdi göstereceğim. İki tane yapmayalım. Sayarak yaparsak bu 10. sık iğnemiz. Bakın, pıtırcığın arkasında uzun bir halka var. Büyük bir halka. Onun üzerine yapıyorum. Ve hemen yanındaki boşluktan başlayıp 9 sık iğne yapıyorum yine. Sekiz, dokuz. Bakın şu halkaya batıyorum. Buraya batmıyorum. Burada zincirle topladığımız halka bu. Şu büyük olana batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Aynı şekilde sıranın sonuna kadar tamamlayacağım. Bu sırayı, pıtırcıkların üstüne yaptığım sırayı tamamladıktan sonra üzerine arkadaşlar tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra daha yaptım pıtırcıkların üstüne. 61 sık iğne, hiçbir işlem yapmadan pıtırcık yaptık. Sonra üzerine göstermiştim arkadaşlar. O sıradan sonra 1, 2, 3, 4, 5 sıra daha yaptım. Toplamda pıtırcıkların üstüne 6 sıra 61 sık iğne yapmış oldum. Şimdi bir zincir çektim. Dönüyorum. 30 tane sık iğne yapacağım. Ortalayacağım. Şapkamın ortasını bulacağım. 30 sık iğne yapalım arkadaşlar. 30 sık iğne dedim ama arkadaşlar bir tanesini sökelim. 29 tane sık iğne yapalım. 29 sık iğne yaptım. 30 yerine bir tanesini sökelim. Şimdi 29 sık iğneden sonra sıradaki boşluğa çift yapıyorum. Çift. Ortaya bir tane tek yapıyorum. Tekrar bir tane çift yapıyorum. Ve yanından devam ediyorum. Yine sıra sonuna kadar 29 tane sık iğnem var. Onları yapıp sırayı tamamlayacağım. Tamamladım sırayı. Döndüm arkadaşlar. Burada 63 sık iğneye çıktı. 2 tane arttırma yaptığımız için 63 sık iğneyi bu sırada sonuna kadar öreceğim. 63. Bir sıra daha ördüm arkadaşlar. Arttırmadan sonra 2 sıra örmüş oldum 63 sık iğneyi. Arttırdım. 2 sıra daha 63 sık iğne ördüm önden. Şimdi arka taraftan bir zincir çektim.
Yine pıtırcık yapacağım. 5 tane 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Bir tane pıtırcık yapıyorum. 4 kere dolduruyoruz aynı yere, biliyorsunuz. Bir kere daha göstereyim size bu sırada. Topladım. Bir zincir çektim. Yanından devam ediyorum. Yine arasında 9 tane sık iğne yapacağım. İlk başta 5 tane yaptım, ortasına denk gelmesi için arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane daha yapacağım. 9 sık iğne ara vereceğim. 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne yaptım. Bir tane daha pıtırcık yapıyorum. Devam ediyorum. Yine 9 sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne. Yine pıtırcık. 4 kere dolduruyoruz. Yarım trabzan olarak 5 tane tığımda halka olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar, burada biraz fazla sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Pıtırcık yapacağım. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğne yaptım. Burada bir tek burada ortada 11 tane sık iğne yaptım. Arttırma yaptığım için orada biraz daha fazla oldu. 2, 4, 6, 8, 9. Yine pıtırcığımı yapıyorum. 1 Topladım. Bir zincir çektim. Yine 9 sık iğne yapacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sık iğnemi yaptım. Yine pıtırcık yapıyorum. 1 Topladım. Burada yine 5 tane sık iğnem var. Yapıp sırayı tamamladım onları da. Bakın bu şekilde bu sırada 6 tane pıtırcık yapmış olduk. İlk pıtırcıklarımız 5 taneydi. Ortalarına geldi. Şimdi arkadaşlar, burada 30 tane sık iğne yapacağım ortaya kadar. 5 tane buraya, bir tane pıtırcığın üstüne yapıyoruz. Dokuz tane araya, dokuz tane pıtırcığın üstündeki bu geniş halkaya yapacağım. Toplamda 30 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar, şuraya kadar. 30 tane sık iğneyi tamamladım. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. Yine arttırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Çift, tek, çift. Yine 30 tane sık iğne var sıra sonuna kadar. Aynı şekilde onları da yapacağım. Tamamlayacağım arkadaşlar, buraya kadar. Tamamladım arkadaşlar. Sayım 65'e çıktı. 63'tü. 2 tane arttırdık. 65'e çıktı. Şimdi
3 sıra daha. 63 sık iğne yapacağım arkadaşlar. Arkadan, önden, arkadan. 3 sıra daha 63 sık iğne örüp geleceğim. 5 tane sık iğneyi 3 sıra daha ördüm arttırdıktan sonra. Şimdi ön yüzdeyim tekrar. 31 tane sık iğne öreceğim. 31 sık iğneyi bu ortaya kadar örelim. Ördüm. Yine sıradaki boşluğa çift yapıyorum. Yanındakine tek yapıyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Çift, tek, çift. Aynı şekilde yine arttırdım. Sıra sonuna kadar yine 31 tane sık iğnem var. Onları öreceğim. Sıramı tamamlayacağım. Toplamda 67 tane sık iğnem oldu. Arttırma yapınca 67 sık iğneyi 4 sıra öreceğiz. Pıtırcık sırasına geleceğim. 4 sıra daha öreceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 sıra daha örüp geleceğim. 4 sıra yine ördüm arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim. Dönüyorum. 33 tane sık iğne yapacağım tam ortaya kadar arkadaşlar. 67 tane sık iğnemiz vardı. 33 tane yapacağım, ortalayacağım. 33 tane sık iğnemi yaptım. Ortaya bir tane pıtırcık yapacağım. 2 3 4. Bu pıtırcığı büyük de yapabiliriz ama tam ortaya gelecek. Ben aynı sayıda yaptım. Yani 4 yerine 5-6 kere de doldurabiliriz. 3 4 5. Yine 33 tane sık iğneyi sıra sonuna kadar öreceğim. Sonra arkadaşlar onu tamamladıktan sonra bir zincir çekip döneceğim. Yine bir sıra 70 pardon 67 sık iğneye yine bir sıra öreceğim. Bir sıra pıtırcığın üstüne ördüm. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Ortadaki sık iğneye kadar öreceğim. Böyle öreyim arkadaşlar. 34 tane sık iğne ördüm. Tam pıtırcığın üstündeki sık iğneyi de ördüm arkadaşlar. Buradan bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bakın bu sık iğneye batıyorum, çekiyorum. Yanındaki sık iğneye batıp çekiyorum. Eksilttim. Bir zincir çekiyorum, döndüm. Hemen bir sık iğne var ortada. Ona battım, çektim. Şimdi yandan devam edeceğiz. Buradaki ilmekleri toplayacağız arkadaşlar. Buraya batıyorum, çektim, topladım. Bir zincir çektim. Bakın dönüyorum. Ortada bir tane sık iğnemiz var. Ona batıyorum. Yandaki bakın sıradaki sık iğneye batıp topluyorum. Hem birleştiriyorum arkadaşlar hem de böyle örüyorum. Döndüm. Bir sık iğneye battım. Sıradaki sık iğneye bu taraftan batıp çektim ve topladım. Bir zincir çektim. Bakın ortada bir sık iğne ilerliyor. Onunla birlikte yanlardan her sırada bir sık iğneyi alıp birlikte topluyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu sık iğneye battım. Yandaki sık iğneye battım, topladım. Bir zincir çektim. Ortada bir tane sık iğnemiz var. Ona batıyorum. Ve bu taraftaki sık iğneye batıyorum. Topladım. Bir zincir çektim, döndüm. Battım, batıp çekme tekniğiyle alıyoruz. Battım, çektim. Sıradaki boşluğa battım, topladım. Bir zincir çektim.
Bakın arkadaşlar, bu şekilde birleştiriyorum. Battım çek şey bir zincir çektim, döndüm, battım çektim, sıradaki boşluğa batıp birlikte topladım. Bir zincir çekip dönüyorum. Döne döne gidiyoruz arkadaşlar. Batıp çekiyorum ortadaki sık iğneye. Sonra yandaki sık iğneden bir tane alıp birlikte eksiltiyorum. Bir zincir çektim. Şimdi arkadaşlar, biraz yaptıktan sonra bir iki tane daha yapacağım. Bakın, bir zincir çektim, döndüm, ortadaki boşluğa battım çektim. Yan taraftaki, bakın arkadaşlar, bu ilmekleri topluyoruz. Battım çektim ve birlikte topladım. Bir zincir çektim. Bu sık iğneye bakın. Battım çektim. Yandaki sık iğneye de battım çektim ve topladım. Aynı şekilde bir zincir çektim, döndüm. Pıtırcık yapacağım arkadaşlar, arkada bir yerde. Oraya kadar bu şekilde devam edeceğim. Bir zincir çekiyorum, döndüm. Aynı yere batıp çekiyorum. Bir tane sık iğne var ortada. Yandaki halkaya battım, çektim ve topladım. Bu şekilde devam edeceğim. Nereye kadar? Şuraya birkaç kere daha yapacağım arkadaşlar. Şu pıtırcığın hizasına gelinceye kadar yapacağım. Sonra burada pıtırcık yapacağım. Bakın arkadaşlar, orta kısma geldim. Bu taraftan da. Bu şekilde oluyor birleştirmemiz. Şimdi birleştirdim. Bir zincir çektim. Arka kısımdan, iç kısımdan pıtırcık yapacağım. Üzerine doladım. Ortadaki bir sık iğnemin içine 5 tane, 4 tane pardon, 3, 4 tane yarım trabzanımı yaptım. Aynı pıtırcık yaptığım gibi dibine aynı yere batıyorum arkadaşlar. Aynı yere battım, çektim. Yan tarafa battım, çektim ve topladım. Bir zincir çektim. Burada bir tane sık iğne yapıyorum. Pıtırcığın üstündeki o geniş halkaya. Bakın arkadaşlar, buraya bir tane sık iğneyi yapmıyorum, tamamlamıyorum. Yine eksilteceğiz, yani yan taraftan alacağız batıp çekip. Şöyle battım çektim. Yandaki halkaya battım çektim ve birlikte topladım. Bir zincir çekip dönüyorum. Ortadaki bir sık iğnemiz yine aynı, değişmedi. Battım çektim, yanından devam ediyorum. Aynı şekilde arkadaşlar, aşağıdaki pıtırcık sırasına gelinceye kadar bu şekilde devam edelim. Şurada bir tane daha pıtırcık yapacağım. Oraya kadar yapıp geleceğim arkadaşlar. Aynı şekilde bir zincir çekip dönüyoruz. Ortadaki sık iğneye batıp çekiyoruz. Yandaki sıradaki halkaya batıp topluyoruz. Buraya kadar birleştirdim arkadaşlar. Burada bir zincir çekmiştim. Onu çekmiyorum. Pıtırcık yapacaktım. Ondan vazgeçtim arkadaşlar. Çünkü ense kısmını artık birleştireceğim. Bakın, buradan hemen iki karşılıklı sık iğneleri alıp sık iğne yapıyorum. Birleştiriyorum. Karşılıklı. İkisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Bakın. Enseye kadar. Yaptım. Kaç sık iğne oldu? 2.
Şuradan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmek kala bu birleştirmeyi yapmış oldum arkadaşlar. Bakın arkası bu şekilde oldu. Arkasını birleştirdikten sonra arkadaşlar ipimi bir zincir çektim, bıraktım, kestim. Şimdi ipimi alıyorum. Düğüm atıyorum. Bu tarafı alıyorum arkadaşlar. Bakın. Sağ tarafını. İpimi sabitledim. Buraya bağcığı için zincir çekeceğim. İstediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz arkadaşlar. 50 tane çektim ben zincir. 50 zincir çektim. Ben biraz uzun olsun istedim ama siz istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Çünkü buraya arkadaşlar ilmek kaydırma yapacağım. Bakın şöyle. İkinci zincirden başlayıp ilmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde yapabilirsiniz. Dokuz tane ilmek kaydırma yapacağım zincirin sonuna kadar. Tamamladım ben. Bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar bu kenardan ense kısmından daraltacağım. İlk battığım yere ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra bir tane atlıyorum, ikincisine yapıyorum arkadaşlar şu sıraların. Bakın şu sıra başlarına bir tanesini atlayacağım. Sıkı bir şekilde ikincisine yapacağım. Bir tanesini atlıyorum. İkincisine ilmek kaydırma. Bakın bunu atlıyorum, buna yapıyorum. Yalnız ilmek kaydırmamı sıkı yapıyorum. Bunu atlıyorum, buna. Bunu atlayıp birer tane delik atlayıp bu şekilde ilmek kaydırmalarının sıklığını yani bir delik atlayıp yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bunu atlıyorum. Bunu atlıyorum, buna batıyorum. Ense kısmında biraz daraltma yapıyorum. Onun için istediğiniz sıkılıkta yapabilirsiniz. Şimdi bunu atlıyorum, buna yapıyorum. Ben biraz daralsın istiyorum. Bakın bu şekilde. Bebeğinizin başına giydirip farklı bebeklere de uygulayabilirsiniz. İsterseniz daha burasını daraltıp veya sık iğne ile de toplayabilirsiniz arkadaşlar bu kısmı. Ben böyle yapıyorum. Burada bir tane deliğim kaldı. Ona da yapıyorum. Tekrar 50 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 50 zincir çekip ilmek kaydırma yapıp aynı buradaki gibi buraya tutturacağım. Şapkamızın bitmiş hali böyle. Şimdi bebeğime giydireceğim. Arkasını indiriyorum.
enseye kadar. İsterseniz bağlayabilirsiniz. Bağlamadan da güzel duruyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. İsterseniz bağlayın, isterseniz açık şekilde. Bu şekilde şapkamız tamamlandı. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Başka modellerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.